Son bir yıldır her ay yeni iş sayısı 200 binin üstündeydi ancak Mart'ta bu sayı hızla düştü ve 126 binde kaldı. Oysa bir yıldır devam eden yeni iş sayısının artma oranı 1994'ten bu yana görülen en güçlü rakamdı. Ekonomist Gus Fochir'a göre yine de son rakamlar umutsuzluğa yol açmamalı. Bu konuda bazı olumsuzluklar olması doğal. Bunda özellikle kötü hava koşulları, şiddetli kış gibi faktörler etkili oldu. Bence iş piyasası yine güçlenecek ve 2015 boyunca güçlü olmayı sürdürecek. Kötü havanın yanında hızlı bir şekilde düşen petrol fiyatları da madencilik sektöründe iş imkanlarını azalttı. Ayrıca doların güçlenmesi imalat sektöründe daha az iş anlamına geldi. Ulusal İş Ekonomisi Derneği'nin yeni bir araştırmasına göre iş imkanlarının azalması ücretlerin artmasını sağlayacak. Birçok işveren işçi bulmakta zorlanıyor. Bu da ellerindeki çalışanları tutmak için daha çok ücret ödeme ve işçilere fazla mesai verme yoluna gideceklerini gösteriyor. İşsizlikle ilgili son rakamlar bu sürece girildiğini kanıtlıyor. Geçen ay saat ücretlerinde 7 sentlik bir artış oldu. Büyük bir rakam olmasa da Glassdoor'a göre bu bile geçen yıla göre ücretlerde 2,1'lik bir artış olduğunu gösteriyor. Enerji fiyatlarında görülen hızlı düşüşe bakarak bu enflasyondan daha iyi. Tüketicilerin geliri artıyor ve bu da tüketici harcamalarının 2015'in geri kalan bölümünde daha da artması anlamına geliyor. Yatırımcılar son rakamlardan fazla kaygılanmışa benzemiyor. Ekonomi uzmanlarına göre işsizlik rakamlarının beklenenden zayıf kalması yüzünden Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz artışı yapma konusunu birkaç ay daha ertelemesi mümkün. Hülya Polat, Amerika'nın Sesi Washington